Herkese merhabalar. Sivrice merkezli Elazığ depremiyle Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya geldi. 6.8'lik Elazığ depreminde 41 vatandaşımızı kaybettik. Can kayıpları yine deprem riskinin yüksek ve binaların sorunlu olduğu yerlerde gerçekleşti. Asıl tehlikenin deprem değil, sağlıksız yapılar olduğunu gördük. ...1999 yılında Gölcük depremi 7.5 büyüklüğü ile 18 bin insanımızın ölümüne sebep olmuştur. Bu depremden çok daha şiddetlisine bazı ülkeler nasıl oluyor da bizim kadar etkilenmiyor? Ne tür önlemleri alıyorlar? Aldıkları müthiş tedbirleri inceleyelim. Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin deprem meydana geliyor. Bu depremlerin sadece 5'te 1'i hissediliyor. Yaklaşık 500 bin depremin 100'ü hasara neden oluyor. Pasifik Ateş Çemberi'nde bulunan Şili'de 1960 yılında 9.5 büyüklüğündeki deprem bugüne kadar kaydedilen en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçmiştir. Bu kadar büyük bir depremde ölü sayısı ise yaklaşık 5000 civarındadır. Dünyanın en yoğun sismik faaliyetlerinin yaşandığı hat üzerinde bulunan Şili 2010 yılında 8.8 büyüklüğündeki depremi yaşadı. 3 dakikadan uzun sürdü ve bu depremden 700 kişi ölürken daha düşük şiddette olmasına rağmen Haiti depreminde 316 bin kişi öldü. Haiti depreminden 900 kat daha güçlü bir depremin vurduğu Şili ne tür önlemler aldı? Bunlara göz atalım. Öncelikle geçmişteki depremlerden ders çıkartarak imar kurallarını son derece sıkı hale getirdiler. Bu da binaların iyi denetlenmesi ve depreme dayanıklı olması anlamına geliyor. ABD'deki bir jeofizikçi, "Depremler kimseyi öldürmez, yıkılacak bir şey yoksa yıkım da yaratmazlar," diyor ve binaları yıkanın depremin şiddeti değil, inşaat yapısı olduğunu belirtiyor. Şili devleti de bu uğurda depreme uygun bina yapımına önem verdi. Örneğin, başkent Santiago'da çok katlı bina yok denecek kadar azdır. Binalar birkaç katlı, hatta tek katlı binalar da bir hayli fazla bulunmaktadır. Halk bilinçlendirildi, ülkenin bina kodları dünyanın en iyileri olarak kabul ediliyor ve ülkede felaketten korunmak için pek çok depreme dayanıklı bina tekniği uygulaması yapıldı. Şu anda kullanılan güçlü kolon, zayıf kiriş adını verdikleri yeni inşaat yöntemini geliştirmek amacıyla 1960'tan bu yana tüm sismik kodlar incelendi. Uzmanlar, deprem kuşağında yer alan ülkelerin Şili'nin model alınması gerektiğini söylüyor. Bir diğer deprem riskinin yüksek olduğu ülke olan Japonya, her yıl yaklaşık 1500 depreme maruz kalıyor. Büyük şehirlerdeki yüksek binalar depremde sarsılmak yerine sallanacak şekilde inşa ediliyor ve böylece daha güvenli oluyorlar. Japonya'nın doğal afet noktasında aldığı bir diğer önlem ise erken uyarı sistemi. Riskli bölgelerde yer alan birçok ülkenin erken uyarı sistemi mevcut. Ama bunların hiçbiri Japonya'daki gibi akıllıca tasarlanmamış. Sistem depremden 50 saniye önce devreye girerek
tüm televizyon ve radyo yayınlarına otomatik olarak yansıyor. Her akıllı telefon bir deprem ve tsunami acil durum uyarı sistemi ile kuruldu. Japonya, trenin egemen olduğu bir ülkedir. 9 büyüklüğündeki depremin titreşimleri erken uyarı sistemleri tarafından şehirlere ulaşmadan yaklaşık 15 saniye önce tespit edilip bütün trenlerin gücü kesildi ve acil durum frenleri devreye girdi. Ve büyük deprem isabetinden önce hiçbir ölüm ve yaralanma olmadan durdu. Trenler saatte 350 km hızla giderken 9 büyüklüğünde bir deprem olursa gerçekleşebilecek olayı facia kelimesi bile anlatmaya yetmez herhalde. Binalar, derin temeller ve sismik enerjiyi azaltan devasa amortisörler yardımıyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Başka bir yöntem ise bir binanın tabanının yarı bağımsız olarak üst yapısını hareket etmesini sağlayarak bir depremin neden olduğu sarsıntıyı azaltmaktır. Japonların geliştirdiği bir diğer önlem yöntemi olan taban izolasyonu ile şehir merkezlerindeki gökdelenleri güvenli hale dönüştürdüler. Peki taban izolasyonu nedir? Geleneksel binalar bir depremde zeminle birlikte sarsılır. Deprem ne kadar güçlü olursa bina tepki olarak o kadar fazla hareket eder. Bina çok fazla sallanırsa kirişler, sütunlar, duvarlar, yapısal elemanlar hasar görebilir ve bu da binayı işlevsiz hale getirir. Taban izolasyonlu bina ile yer hareketi arasındaki amortisörler gibidir ve bir deprem sırasında bir binanın ileri geri kaymasına izin verir. Binanın hareket ettiği miktar büyük ölçüde azalır. Taban izolasyonu kullanan binaların güçlü bir depremde hayatta kalma ve daha sonra tekrardan kullanılma olasılığı daha yüksektir. Örneğin Mori Kulesi. 54 katlı Mori Kulesi, Tokyo'daki depreme dayanıklı özellikleri arasında güçlendirilmiş çelik borular ve yağ damperleri adı verilen hareket edici bir teknoloji bulunmaktadır. Binada kullanılan damperler yarı aktiftir ve kalın yağla doldurulmuş 192 amortisörden oluşur. Bir deprem sırasında bina sallandığında amortisörler titremeleri en aza indirmek için yağın ters yönde kaymasıyla sallamayı dengeler. Umarım ülkemizde bundan sonra oluşabilecek depremlerde bizden daha ileri durumda olan bu ülkelerin depreme karşı aldıkları bu müthiş önlemleri biz de alabiliriz ve beklenen depremlerde daha az can kaybı yaşarız. Bir hafta süren uzun araştırmalarım neticesinde sizlere bu videoyu hazırladım. Beğendiyseniz ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız ücretsiz abone olabilirsiniz.